Merhaba sevgili Açık Beyinler. Özellikle bazen bazı konular çok moda ve gündem oluyor. Tabii doğal olarak bize de bu konuda çok fazla soru geliyor. Ben onların hepsini elimden geldiğince gruplayıp böyle derli toplu bir şekilde cevaplamaya çalışıyorum. Cevaplamak derken aslında burada her olayın nalına mıhına çok detaylı açıklayacak fırsatımız ve ortamımız yok. Zaten öyle yaparsak YouTube'da kimse bunları dinlemez. Ama genel olarak konunun hem kültürel okur yazarı olmak hem de uğraştığımız iş meşgale her neyse bununla ilgili de bilgi haznemize ve tecrübemize bir damla bir şey atmak niyetindeyim. Bugünkü konu özellikle önemli. Zira sevginin Elon Musk efendim bu arkadaş ikide bir de yani uzaya roket falan göndermenin yanı sıra biliyorsunuz beyne taktı kafayı. İşte önce domuzların sonra insanların beynine çipler mipler yerleştiriyor. Bunu da bayağı büyük böyle tantanalı medyatik sansasyonlarla yapıyor. Dünyada herkes bir geriliyor falan arada bir aman bizim beynimize bir, bir çip yerleştirecek ne olacak? Yani bu beyne çip yerleştirme olayı nedir? İnsan zihnini kontrol etmek için midir? Beyin bilgisayar arayüzü diye bir şeylerden bahsediyorlar. Bu nedir meselesine? En az azından biraz açıklık getirelim. Hem de özellikle mühendislik gibi teknik alanlarla ilgilenen arkadaşların hani bu konular bana uzak bunlar biyolojik mevzular diye uzak durmaları söz konusuysa eğer onları da cesaretlendirip gaza geçirecek birkaç ipucu paylaşmak istedim bu sorular vesilesiyle. Yani ana konumuz beyne çip takmak ve beyni bilgisayara bağlamak ne anlama geliyor? Bu kötü bir şey mi? ve gelecekte bizim başımıza neler gelecek? Şimdi gelecekte bizim başımıza neler gelecek kısmı sorunun en kolay kısmı bilmiyorum. Çünkü insanın teknolojide ne yapacağını öngörebilmek mümkün değil. Kaç ay içerisinde haberimiz olmayan bir yapay zeka teknolojisi ChatGPT 4. 5. versiyonuyla gündem sallamaya başlayabiliyor. Böyle garip ve hızlı gelişen bir dünyada yaşıyoruz. Yani yarın bir gün ne olacağını bilmiyorum. İnsanın çünkü hevesleri, amaçları sürekli değişiyor. Ama beni korkutan bir kısım da var burada açıkçası. Çünkü biz aklımıza gelen her şeyi yeterince paramız ve gücümüz varsa yapan çok tuhaf bir türüz. Yani teknoloji geliştirirken tek derdimiz var. Yapabiliyor muyum? O zaman yapayım. Yani eğer yapabiliyorsam yapayım. Yani bu insana faydalı mı? İşte uzun maddede bir sorun çıkarır mı? Bağımlılık oluşturur mu? Hayatımızı iyi ya da kötü etkiler mi diye sonradan sormayı akıl ediyoruz. Bu da çoğunlukla kendi ürettiğimiz teknolojinin bir sürü derdiyle uğraşmak zorunda bırakıyor bizi. Ama Beyin bilgisayar arayüzü denen hikaye çok eski bir hikaye. 1970'lerden beri uğraşılan mesele benim bildiğim kadarıyla. 2000'li yılların başında ben henüz bir asistanken ve yeni öğretim üyesiyken bu konularla ben de çok çalıştım özellikle farelerin beyinlerine işte bir takım e, alıcılar yerleştirmek. E, bir takım vericilerle onlara işte elektriksel sinyaller verip davranışlarını yönetmek ve onlardan aldığımız sinyalleri yani beyin aktiviteleri analiz ederek bilgisayarda bir şeyler yaptırmak konusunda çok eğlenceli çalışmalar yapmış idik. Burada çok özetle aslında beyne çip yerleştirince ne elde ediyoruz? O beynin aktivitesinin bizimle ve bilgisayarla ne alakası var? Biraz onun temel mantığını anlatmak istiyorum. Çünkü çok basitçe, olabilen en basit şekliyle beynimiz elektrik sinyalleri aracılığıyla iletişim kuran yapılardan oluşuyor. İşte sinir hücresi dediğimiz ve bunlarından kat kat fazla olan glia hücresi dediğimiz hücreler bir araya geliyor. İşte 86 milyar civarında sinir hücresi, 100 milyarlarca da glia hücresi. Bunlar böyle sıkı yumaklar şeklinde birbirine bağlı ve bu hücreler iletişim kurarken birbirlerine elektrik sinyalleri atıyorlar. Bu elektrik sinyallerinin çok farklı tipleri var. Yavaş yavaş böyle dalga dalga yayılan olduğu gibi sivri atımlar şeklinde uzun mesafe giden sinyaller de var. Bunları böyle elektrik kıvılcımları gibi düşünebilirsiniz ama tabii çok çok küçük şiddette yani beynin içine baksanız bile gözle görebileceğiniz şeyler değil bunlar. Ve biz 1800'lü yılların sonundan beri bu dalgaları ölçebiliyoruz. EEG diye bir teknik var. Kısaca elektro ensefalografi. Elektro, elektrik demek. Ensefalo, kafa demek. Grafi de yazdırma demek. Türkçe'ye çevirirseniz beynin ya da kafanın elektriksel faaliyetlerinin kağıt üzerine yazdırılması. Bugün tabii artık teknoloji gelişti. Kağıt üzerine değil dijital ekranlar üzerine yazdırıyoruz. Bilgisayar ekranında görüyoruz bu dalgaları. Peki bu dalgalar ne? Biz beyinden elektriksel aktivite kaydederek ne elde ediyoruz? Beynimiz her biri birer böyle işlemci yongası gibi olan sinir hücreleri düşünün. Bunlardan milyarlarcasının birbirine çok yoğun bir şekilde bağlı olduğu bir yapı hayal edin. Hayal edin derken bunu hayal etmesi pek kolay değil ama her bir sinir hücresinin yüz binlerce başka sinir hücresine dal budak göndererek bağlandığını ve her bir sinir hücresinde yüz binlerce başka hücreden dal budaklar aracılığıyla sinyal aldığı böyle karmaşık bir network düşünün. Ve bu şebekenin birbiriyle haberleşme dili elektrik ve bu elektriksel sinyallerinde farklı farklı boyutları ve şiddetleri var siz kafanın üzerine bir elektrot koyduğunuzda ya da beynin yüzeyine gidip oraya bir alıcı yerleştirdiğinizde ki 40 yıldır 50 yıldır ameliyatlarda biz bunu yapıyoruz hastalara biz derken Beyin cerrahları bunu yapıyorlar. Beyindeki bu haberleşme sırasında, faaliyetler sırasında oluşan elektrik dalgaları kaydedebiliyoruz. Ve kaydettiğimiz zaman da karşımıza kargacık purgacık sinyaller çıkıyor. İlk başlarda araştırıcılar bu sinyalleri şunun için kullandılar. O elektriksel zıplamaları kağıda yazdırırken baktılar ki mesela epilepsi nöbeti geçiren insanlardan kocaman kocaman böyle sert dalgalar geliyor. Hızlı hızlı sert dalgalar. Sonra beyin hasarı olan insanların dalgaları çok küçük oluyor ya da tamamen kayboluyor. Adeta düz bir çizgi gibi. Sanki orada bir elektriksel aktivite yokmuş gibi kayıtlar alıyorlar. Ve bazen mesela insanlar dikkatle bir şey yönelttiklerinde dalgalar hızlanıyor. Böyle uykulu ve yarı işte nasıl diyelim ona çakır keyif olduklarında biraz dalgalar düşüyor. İnsanlar uyurken beyin dalgalarını kaydediyorlar. Uykunun farklı farklı fazlarında farklı farklı beyin dalgaları olduğunu fark ediyorlar. Ve daha 20. yüzyılın başlarında biz beyin dalgalarının insan zihninin belli durumlarını temsil eden örüntüler çıkarabildiğini fark ettik. Mesela alfa dalgası diye bir dalgamız var. Görece yavaş bir dalgasıdır beynin ve hiçbir şeye konsantre olmadığımız, böyle gevşek bir dikkat halindeyken beynimizde daha çok alfa dalgaları salınır. Mesela gözümüzü kapattığımızda diyelim. Beynimizin görmekle ilgili arkadaki bölgesi tatile girdiği için oradan hemen alfa dalgaları gelmeye başlar. Ama gözünüzü açtığınız bir şeye baktığınız anda o bölge görsel bilgiyi işlemeye başladığı için beta dalgası dediğimiz bir dalga verir. Beta dalgası meşguliyet dalgasıdır ve sadece arka taraf için konuşuyorum. Görme bölgesi için konuşuyorum. Burası beta verirken kişinin görsel bir şeylerle uğraştığını, alfa verirken de görme bilgisinin orada işlenmediğini çıkarsayabiliyorsunuz. Bakın bu basit farklar beynin modları arasında nasıl geçiş yapabildiğimizi ve o modları nasıl anlayabildiğimizi basit düzeyde gösteriyor. Tabi burada muhtemelen nedir bu alfa nedir bu beta diye soracak olursanız çok basitçe beyin dalgalarını biz farklı sıklıklardaki farklı dalga tiplerine bölerek onları özel analiz yöntemleriyle ayrıştırarak yavaştan hızlıya doğru dalga aralıklarını incelenebilir bir hale getiriyoruz. Ee, kabaca delta, teta alfa, beta ve gamma olarak 5 tane büyük dalga tipi var. Delta en yavaş olanı işte böyle 2 saniyede bir döngü yapan ya da 1 saniyede 3-4 kez dönen dalgalar mesela bizim için delta dalgaları eğer 4 ile 8 arasında bir saniyede tekrar yapıyorsa biraz daha hızlıysa yani buna teta dalgası diyoruz. 8 ila 12 tekrar ya da bunun biliyorsunuz yani mühendis arkadaşlar bilirler. Saniyedeki tekrar sayısı hertz birimiyle ifade edilir. 8-12 hertz arasında olanla işte alfa dalgası diyoruz. 12-20-24 arası olana beta dalgası diyoruz. Ve 24 ile 50 arasında da gamma dalgası diyoruz. Mesela bunların zaman içerisinde neredeyse 50-60 yıldır belli zihin durumlarına karşılık geldiğini öğrendik. Mesela biz uykuda, derin uykudayken delta dalgası çok baskın çünkü beyin yavaş moda geçiyor. Efendim işte uykunun ilk aşamalarında ve derin konsantrasyon ve trans halindeyken teta dalgası görüyoruz ama depresyondaki insanların beyninden de teta dalgası alınıyor. Hatta epilepsi nöbetler de teta aralığında gerçekleşiyor. Sakin, dingin ve uyanık durumdayken alfa ya da hipnotik durumdayken alfa. Dikkat verdiğimiz bir şeyi çözümlemeye çalışırken beta ve yüksek farkındalık hallerinde de gamma dalgalarının salındığını biliyoruz. Şimdi bu temel olarak elektroensefalografide kaydettiğimiz dalgaları ayrıştırdığımızda karşımıza çıkan resim. Peki bu bilgisayar komutu olarak bu dalgalar nasıl kullanılıyor? Yine en az 30-40 yıldan beri bu aldığımız beyin dalgalarını dijital analiz yöntemleri hızlanıp geliştikçe eş zamanlı olarak bilgisayar komutlarına dönüştürüp bilgisayarda herhangi bir işi gerçekleştirecek başlangıç tetikleyicileri olarak kullanabiliyoruz. Ne kastediyorum? Mesela diyelim kişinin hareket bölgesine ki beynin üst tarafıdır. Oraya elektrotlar yerleştirdiniz ve bu kişiden sürekli olarak beyin dalgaları kaydediyorsunuz. Ve mesela bu kişinin basit bir hareket yapmasını istiyorsunuz. Diyelim baş parmağını şöyle alıp sıkmasını istiyorsunuz ve siz bu hareketi 50 kere yaptırdığınızda her yaptığında beyninin hareket bölgesinde nasıl bir aktiviteyle bunu yapabildiğini kaydediyorsunuz. Ve yapay zekalarda geliştikten sonra şunu yaptırabilmeye başladık. Beynin normal aktivitesi giderken yapay zekaya öğrettik. Her parmağı sıktığımda burada böyle bir şey oluyor diye. Ve yapay zekada dedik ki ne zaman bu arkadaş parmağını sıkarsa yani böyle bir aktivite görürsen sen bu bilgisayara şöyle bir komut ver. Mesela nasıl bir komut olabilir o? Bir drone'u kontrol ediyorsunuz diyelim. Kişi sağ parmağını, sol parmağını sıktığında drone sola döner. Sağ parmağını sıktığında drone sağa döner. Bunu rahatlıkla yapabilirsiniz. Ve bu çok uzun bir süredir. Mesela engellilerin işte araçlarını kullanmak için e, zihinsel potansiyellerin, beyinsel potansiyellerin kullanımı konusunda bayağı yaygın teknolojilerin e, konusu. Bununla ilgili son ürünler falan çok satılmaya başladı. Şimdi olan şey... Yani şu anda yüksek medyatik ilgiye mazhar olan şey birincisi Elon Musk'ın çok akıllıca bir şey yaparak nöroteknoloji kısmına yatırım yaptığını ve bu konuda ilerlediğini bütün dünyaya göstermesinden kaynaklanıyor. Zira Elon Musk'ın gerek domuzun beynine yerleştirdiği, gerek insan beynine yerleştirdiği elektrotların çok benzerleri onlarca yıldır ameliyatlarda nörologlar tarafından insanların beyinlerine ve bizim gibi araştırıcılar tarafından da deney hayvanlarının beyinlerine yerleştiriliyor. Fakat Elon Musk burada bir şeyin aslında sinyalini veriyor. Diyor ki bundan sonra ister beynin içine yerleştirelim ister dışarıdan alalım bu sinyalleri her nasıl olursa olsun bundan sonraki teknolojiler insan beyninden aldığımız dalgaları çok ileri düzeyde analiz ederek etrafımızdaki nesneleri yönetebileceğimiz ve kontrol edebileceğimiz bir geleceğe götürüyor bizi diyor ve gerçekten haklı olduğunu düşünüyorum. Maalesef bizim ülkemizde ben bir dönem bu işlerle uğraşmış olmama rağmen Birkaç üniversitedeki birkaç grup dışında ülkemizde bu konuya çok ilgi gösterildiğini söylemek çok zor. Çünkü bu temel bir problemden kaynaklanıyor. Mühendisler ya da teknik işlerle uğraşanlar biyolojik konulardan maalesef haberdarlar. Onlar bunlarla ilgilenmesine gerek yok diye pek öğretmiyoruz. Bizim biyologlar, doktorlar falan tıbbi işlerle ya da biyolojik işlerle ilgilenenler de bu mühendislik yöntemlerini iyi bilmiyorlar. Ama Elon Musk gibi sermaye sahipleri ne yapıyor? Bunları büyük masraflarla bir araya getiriyor, laboratuvarlar kuruyor ve senelerce insanların o bilgilerini değiş tokuş edebilecekleri, adeta think tankler içerisinde faaliyet gösterebilecekleri ve akıllarına gelen her şeyi de deneyebilecekleri altyapılar kurarak bugünkü teknolojileri üretiyorlar. Yaptıkları şey çok yeni olmasa bile çok yakın zamanda hepimizin kapış kapış hani bazı moda cep telefonlarını alır gibi bayilerden satın almak isteyeceğimiz ürünler çok yakında gelecek. Çünkü bu ürünler muhtemelen işte yeni bu gözlüklü falan teknolojilerin de yayılmasıyla birlikte hem kendi beyinsel aktivitemizi yönetebilmemizi hem de o aktiviteler sayesinde dış dünyadaki nesneleri kolumuzu bile kıpırdatmadan sevk ve idare edebilmemizi sağlayacak. Sevgili dostlar bu teknoloji sandığınızdan çok daha basit. Sevgili genç arkadaşlarım evde her şeyi devletten beklemeyin. Bir girin internetten işte dijital sinyal analizi falan gibi konuları bugün işte bir sürü öğretme sitesinde, Udemy'lerde bile bunların kursları var. Oturunuz bu konuları bir öğreniniz ve Tamamen evde kendi çabalarınızla yapabileceğiniz çok basit araçlarla bu konuda müthiş teknolojik gelişmelere imza atabilirsiniz. Dünyada artık öyle e, teknoloji büyük işte kurumların, üniversitelerin ya da ne bileyim zengin sermaye gruplarının elinde değil. Herkes evlerinde son derece kısıtlı imkanlarla inanılmaz şeyler yapabiliyor. Ama şu medyatik zihin kontrolünden bir kurtulmamız lazım. Yani benim beyinden çıkıp da işte bir teknolojik cihaz yapabilmem için Elon Musk olmam lazım. Böyle bir dünya yok. Onlar çok başka amaçlar ve başka ajandalar için o çalışmaları büyük masraflarla sürdürüyorlar ama biz eğer bu treni de kaçırırsak yani nöroteknoloji treninde de bir şeyler yapamazsak Maalesef çok feci nal toplamak zorunda kalacağız. Bilgisayar beyin arayüzü dediğiniz şey son derece basit bir şey. Benim gibi teknik işlerden hiç anlamayan bir insan bile iki tane mühendis arkadaşının yardımıyla bu konularda inanılmaz şeyler yapabiliyor. O yüzden üniversitedeyseniz lütfen hangi bölümdeyseniz hiç ilginiz olmadığı düşündüğünüz bölümlerdekilerle gidin tanışın. Eğer üniversitede bir akademisyen falan değil, meraklı bir genç arkadaşsanız muhakkak internetin altının üstüne getirip bu konuda çok şey öğrenebilirsiniz. Eğer bu konuda ciddi bir projeniz varsa açık beyni haber verebilirsiniz. Bizim de bu konularda araştırmalarımız, laboratuvarlarımız var. Ee, i̇mkanlarımız er imkanlarımız el ölçüde bu konuda işte çalışanları da desteklemeye çalışıyoruz. Beyin makine arayüzü bugünden itibaren teknolojinin ana gelişim alanı. Gördünüz değil mi bazı firmalar böyle gözlüklü takım cihazlar çıkarıyorlar. Bunlar artık beyinle bağlantı kurarak doğrudan sizin dış dünyayı sadece görme yoluyla değil hissetme ve beyninizde yeniden yaratma yoluyla deneyimleyebileceğiniz tuhaf teknolojilerin gelmesini sağlıyor. Hepsinden öte son cümle beni ilgilendiren esas konu. Bu teknoloji üreten insanlar belli bir kültürün çocukları ve o kültürün kodlarıyla bu teknolojiler üretiliyor. Benim hayırlı teknoloji dediğim ve bu konuda tarif etmeye çalıştığım bir şey var. Bunun içinde biraz arka planda hani insanın hayrına olan teknoloji nasıl bir şeydir kültürünü bilen toplulukların böyle işlere yatırım yapması gerektiğini düşünüyorum. Yani sizden bahsediyorum arkadaşlar. Her şeyi devletten beklemeyin. Bu konu oldukça basit bir konu. Aslında bu videoyu, bu cevabı tamamen size gaz vermek için çekiyorum. Takıldığınız her yerde açık beyin olarak arkanızdayız. Nöroteknoloji candır, kaçıran çok şey kaybeder. Kendinize iyi bakın.